Evet, aslında çok da alakasız olmayan bir konuyla devam edeceğiz. Medeniyet 30 yıl içinde çökebilir, bu sözler. Amerika'nın teknoloji üssü Silikon Vadisi'ndeki parlak kariyerini terk edip bir adada inzivaya çekilen eski Facebook yöneticisi Antonio Garcia Martinez'e ait. Gerçekten dünyayı bu kadar karanlık günler mi bekliyor? Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alfan Manas'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güne bakışa. Şimdi önce bir neler söylemiş Martinez? Onlara bir bakalım. Onların üzerinden yorumlarınızı rica edeceğim. Tabii. Şimdi önce bir tekrar tanıtarak başlayalım kendisini. Facebook'un eski üretim müdürüydü Martinez. Yani üst düzey bir yöneticiydi. Ve bazı bilgilere de o bazı süzgeçlerden geçmeden ulaşabilen isimlerden bir tanesiydi. Uzun yıllar Silikon Vadisi'nde çalıştı ve bir anda Seattle'ın Okras adasında inzivaya çekildi. Neden peki? Açıklamalarına bakarak anlamaya çalışalım. Bu açıklamaları BBC'nin Silikon Vadisi'nin Sırları belgeselinde yaptı. Yapay zeka ve robot teknolojileri küresel ekonomik dengeleri alt üst edecek dedi ki bugünlerde zaten yapay zeka çok tartışılan bir konu. Hemen de hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde bir polemik oldu. Tesla CEO'su Elon Musk yapay zekayı düzenleyici kanunlar çıkarılmalı dedi. Endişeliyim dedi ama Facebook'un kurucusu Zuckerberg de buna cevap olarak dedi ki korku tacirliği yapmaya gerek yok. Ben iyimserim dedi. Musk'ın yanıtı da aslında o bu işlerden anlamaz şeklinde olmuştu. Görünen o ki Martinez eski patronuyla aynı fikirde değil yapay zeka konusunda. Çok kısa bir süre içinde dünyanın neye benzeyeceğini gördüm ve bu bana yetti dedi. Gelecek 30 yıl içerisinde dünya nüfusunun yarısı işsiz olacak, işler çirkinleşebilir, medeniyet tamamen çökebilir. O yüzden ben de buradayım dedi. İnzivaya çekildiği adada hem gıda hem temiz su hem de cephanelik stokladığını da biliyoruz. Yapay zeka konusuyla başlayalım. Siz az önce aktardığımız polemikte hangi taraftasınız? Şimdi şöyle bir kere arkadaşımız yani belli bir tüme varıma bağlı olarak aşırı korkuya sahip durumda. Yani 30 yıl sonra dünya nüfusunun yarısının işsiz kalmasını ben beklemiyorum açıkçası. Fakat ben de bir otorite değilim. O da bir otorite değil. Hepimiz bir tüme varımlar üzerine hareket ediyoruz. Şimdi tabii ki Silikon Vadisi'ne ne kadar yaklaşırsanız sahip olduğunuz bilgi biraz daha artıyor. Doğal olarak da eğiliminize göre korkunuz da artabiliyor veya daha sakince karşılayabiliyorsunuz. Şimdi buraya gelmeden baktım. Sadece Amerika'da bu yıl içerisinde yapay zekaya yatırım yapan 2500-3000 civarında melek yatırımcı var. Türkiye'deki melek yatırımcı toplamı 350 olmadığını düşünürseniz... Ne demek melek yatırımcı? Melek yatırımcı daha önce kendisi de satış şirketini satarak çıkış yapmış büyük bir olasılıkla, büyük bir oranda. Ve çıkarken de kazandığı parayı gene ufak yatırımlara sokaraktan, yani gene girişimcilere yatırım yaparaktan onları destekleyen ve onları büyümesini sağlayan ve bu büyümeye bağlı olarak da kendisi de daha sonra hisselerini başka bir şekilde satarak çıkan kişiye melek yatırımcı deniyor. Şimdi Amerika'daki melek yatırımcı sayısı çok fazla. Tabii 250 bin, 300 bin civarında. Türkiye daha yeni bu yola girdi. Dolayısıyla bu rakam düşük. Şimdi tabii yani melek yatırımdan şeye dönersek 2500 civarında sadece yapay zeka üzerine yatırım yapılıyor. Yapılan yatırımlara bakıyoruz. Büyük firmaların bu yıl yaptığı yatırımlara bakıyoruz. Yani aslında çok büyük bir yatırım zinciri oluşmuş durumda. Risk sermayeleri veya özel sermayeler veya melek yatırımcılar hangi konuya ağırlık veriyorsa dünyada o konu çok hızlı gelişmeye başlıyor. Şu anda baktığımızda işte yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, otonom arabalar yani şoförsüz, sürücüsüz arabalar ve robotlar üzerine gidiyor şu anda dünya. Ve bütün yatırımlar da bu bağlamda hareket ediyor. Ben şunu söyleyeyim, yani istatistiksel gitmek çok zor burada ama şöyle bir gerçek var. Toplumun buna hazır olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Baktığımızda, akıllı telefon kullanımına baktığımızda %81'e gelmiş durumda. 2005 yılında sadece %2'ydi akıllı telefon kullanımı. Dolayısıyla şu anda toplum da buna hazır. Robotları yönetecek bilgisayarların maliyetleri iyice düştü. Bilgisayar hızları artıyor. Gene bir başka futurist Ray Kurzweil'in söylediği gibi 2035 yılında bilgisayar hızlarının insan beyninin hızına yakalayacağı söyleniyor. Dolayısıyla biz bir döneme giriyor olacağız. Ben
açıkçası tehlikenin büyük olduğunu. Tabii bu arkadaşımızınki gibi yaptığı gibi hani bir adaya gitmenin şu an için bir paranoya, bir yani şizofreniye vardır mı? Yani bir Mad Max filmi çevirmeye gerek yok şimdilik senaryosu yazmaya. Ama büyük bir tehlike var. Yani bilmiyorum hani bu konuda başka sorunuz olacak mı? Evet, o filmleri soracağım aslında. Şimdi öyle bir senaryoya gerek yok ama biz yıllardır filmlerde izledik geleceğe dair filmlerde. Hı-hı. İşte yapay zeka bilgisayarlarının, hı-hı, üretilen robotların kontrolden çıktığını, hı-hı, ve işlerin karıştığını. Doğru. Şimdi geçtiğimiz günlerde de Facebook'ta yine oldu bu. Üretilen yapay zeka bilgisayarlarının kendi aralarında, kendi, hı-hı, ürettikleri garip bir dille konuşmaya başladı. Tespit edildi ve bu proje durduruldu. Yani tabii şimdi onun arkasında medyatik bir hava da söz konusu. Yani öyle bir tehlike söz konusu değil. Yani iki bilgisayar birbiriyle... Ya şimdi mesela şöyle söyleyeyim. İkizler belli bir yaşa kadar kendi aralarında bir lisan geliştirirler. Hı hı. Anne baba bile anlayamaz. Yani diye birbiriyle anlaşabilirler. Okumayı, konuşmayı öğreneceği kadar. Aynı şekilde bilgisayarlar da birbirleriyle anlaşırken kendilerine yani emojimsi benzeri belirli, hı, bir şeyler yarataraktan kendi anlaşma hızlarını arttırabilirler. Bu önemli bir tehlike değil. Ama bence bunu Facebook biraz da reklam olarak kullandığını düşünüyorum. Yani ortada çok büyük bir tehlikenin olmadığını düşünüyorum. Gene buna benzer yani makineden makineye erişimde de önümüzde çok yeni teknolojiler tekrar gündeme geliyor. Robotların birbirleriyle iletişimi de tekrar gündeme geliyor. Daha önce de vardı. Yani robotlu filmlere bakarsak, evet, yani şimdi şeye takılmayalım. Filmlere takılmayalım. Yani Mad Max gibi türlü filmlerin çıkmasında yani bilim kurguda eğer çok güçlü bir bütçeniz varsa çok güçlü bir bilim kurgu filmi yapıyorsunuz. Eğer çok fazla güçlü bir bütçeniz yoksa Mad Max yapıyorsunuz. Yani ne olacak? Çünkü bilim kurgu yapacaksınız ama geleceği anlatacaksınız. 150-200 milyon dolar harcamak yerine dünyayı bitirirsiniz. Bir tane nükleer bomba atarsınız. O bitmiş dünya üzerinde bir hikaye yaratırsınız. Ben yani bilim kurgu filmlerine çok fazla takılmamak gerekmekle beraber bilim kurguda ama yapay zeka çok fazla gündeme gelmeye başladı. Yani bizi ekarte etmezler mi diyorsunuz? Şöyle bilim yapay zekanın şöyle bir yararı var. Siz de mutlaka şey yapmışsınızdır. Yapay zeka da insan zekasının gelişimine katkıda bulunuyor. Hı. Yani ama hangisi daha hızlı hareket edecek bu konuda çok net değilim. Ben de açıkçası yani ben de çok okuyorum, ben de çok bakıyorum, ben de çok konuşuyorum. Ama bizim bilgilerimiz dediğimiz gibi erişimimiz de sınırlı. Onlar günün içinde her dakika yatırımcı yani bizim kapımızı çalan şeyler. Projesi olan arkadaşlarımız, ben bugüne kadar 4000 taneden fazla proje inceledim. Yani bir yatırımcı olarak. Bizim kapımızı çalan projeler içerisinde yapay zekayı ağırlıklı proje sayısı yok denecek kadar az. Yani şu anda mesela yapay zeka kadar önemli işte blockchain teknolojisi var. Blok zinciri teknolojisi var. Mesela o da dünya için çok çok önemli tehlike. Özellikle bankalar açısından çok çok önemli. Türkiye'de de mesela bu konuda çalışma yapan, bu konuya ağırlık veren firma sayısı inanılmaz derecede az. Aslında şöyle bir konu var. Türkiye açısından da mutlaka hani olayı değerlendirmemiz gerekiyor. Yani Türkiye bunun neresinde diye. Yani kendimizi çok fazla burada ezerek, büzerek şey yapmamamız gerekiyor. Yani hı hı. Çünkü Almanya'da bunun farkında. Almanya'da çok fazla bir şey yapamıyor. Bizim avantajımız, yani şöyle bir avantajımız var. Erişim olarak herkese hemen hemen aynı erişime sahibiz. Bugün Fortune 500 şirketlerine bakıyorsunuz. Fortune 500 şirketlerinde 2000 yılı zannediyorum. 2000 yılında sadece gelişmekte olan ülkelerden sadece %5'ti. Şirket sayısı. 2025'te bunun %45'e çıkacağı söyleniyor. Dolayısıyla yani dünya globalleşiyor. Bakmayın Trump'ın söylediğine. Trump globalleşmeyen bir dünya üzerine oy aldı. Gücünü buradan alıyor. Buradan aldı ama o da bunu beceremeyecek. Yani siz ne kadar duvarları kaldırırsanız verimliliği o kadar düşürürsünüz. Yani globalleşmeyi bizim engellememiz... Ki artık çok da zor o duvarları yükseltmek. Mümkün değil, mümkün günümüzde. Değil. Yani yaptığınız ticari anlaşma, uluslararası ticari anlaşmalarla beraber onu engellemeniz mümkün değil.
Peki siz yapay zeka şimdilik bir endişe kaynağı değil dediniz. Martinez'in açıklamaları kadar işsizliğin de büyük bu boyuta varacağını düşünmüyorum dediniz ama. Peki biz ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalacağız gelecekte? Yani işsizlik bunlardan biri mi ya tabii, da tabii, tabii, kaynakların tabii. tükenmesi örneğin? Tabii. Şimdi şöyle, Martinez'in başka korkuları var. Martinez Amerika'da diyor 300 milyon tane diyor silah var diyor. Yani insanlar, herkes silahlanmış, yani Türkiye'de öyle bir durum yok. Veya Avrupa'da bireysel silahlanma, yani o bireysel silahlanmaya da aslında dikkat çekmeye çalışıyor baktığımız zaman. Biz kendi açımızdan baktığımızda gene robot sayılarına bakalım. Endüstriyel robot sayıları 2,5 milyonları bulmuş durumda. Şimdi dolayısıyla bu rakam çok hızlı arttığına göre Avrupa'da önemli bir şekilde, yani Avrupa'da şu konuşulmaya başlandı, bu tehlikedir. Deniyor ki bazı ülkelerde, Almanya'da da bu konuşulmaya, İsviçre'de de deniyor ki robotlar veya teknolojiye karşı işini kaybeden vatandaşlarımıza biz vatandaşlık maaşı bağlayalım. Şimdi bu demektir ki önümüzdeki dönemde yaklaşık baz işsizlik %10'un altında olmayacaktır. Yani bu rakam %25'lere kadar çıkacak ve bu farkı da mutlaka ve mutlaka devletin kompanse etmesi gerekecek. İşte bütçe açığı olan devletler, biz ülke olarak şanslıyız. Yani bizim şirketlerimiz gerçi borçlu. Biz Maastricht kriterlerinin çok çok altındayız. 1.1 2016 borçlanmamız, gayri safi kamu borcunun. Yani bütçe açığı olmayan ülkeler veya dış ticaret açığı olmayan ülkeler o konuda şanssızdır. Onlar daha şanslı. Yani Almanya. Zaten bakarsanız bu Endüstri 4.0, Sanayi 4.0 dediğimiz olayın temelinde de Çin'e üretimi kaptırmamak vardı. Yani bu da zaten Almanya'nın bir eseridir. Almanya çıkarttı. Alman şirketlerine bakarsak, isimlerini saymadan, majör bütün ana şirketlerin hepsi bunun destekleyicisi. Neden? Diyor ki aman diyor, Almanya'dan üretimi ben Çin'e kaptırmayayım diyor. Nasıl kaptırmayacak? Şimdi işçilik ücretlerine bakıyorsunuz, saat 50 euro civarında. Bugün bir robotun saat ücreti 5 dolar civarında veya 5 euro. Tam rakamı yanlış söylemiş olmayayım. Robotun geçindirecek ailesi de yok. Geçindirecek ailesi yok. Yani doğal olarak bir maliyeti var. Şimdi başka bir konuyla da konuyu göz ardı etmemiz gerekiyor. Dünyada maliyetler çok hızlı bir şekilde düşüyor. Yani biz şimdi, tabii siz de bilmiyorsunuz ama, yani erkeklerin 4 tane tıraş bıçağına biz 50 lira para ödüyoruz eğer iyi bir şey kullanırsak. Yani bu 2 veya 3 yıl içerisinde bunun silikon ile replese edilmesi, bunun 4 liraya 5 liraya düşmesi söz konusu. Biz kadınlar için de bir şeyler yaparlar inşallah. Bizim giderlerimiz daha fazla. Sizin giderleriniz daha fazla. Siz tabii ki yani şey olarak inanılmaz derecede yani bazı şeylere inanılmaz marj ödüyorsunuz. O lüks tüketim ayrı bir şey. Yani o markayı ben satın alırım değil de. Ama markanın dışına çıktığınızda maliyetler düşüyor. Bakın, enerji maliyetleri düşüyor. Şimdi en son yapılan işte bu rüzgar ihalesinde 4.8 dolara düştü. Yani 48 dolara düştü, euroya düştü, dolara düştü megavatı. Dünyada 5. en ucuz ülke olduk. Şimdi güneş enerjisi, rüzgar enerjisi dediğimiz, yani ham madde maliyeti olmayan enerjilerin fiyatları düştükçe bütün maliyetler düşmeye başlayacak. Şimdi elektrikli arabalar piyasaya çıktıkça elektrikli arabaların şarj maliyetleri düşecek. Taşıma maliyetleri düşecek. Şimdi bugün Antalya'dan biz organik domates getiriyoruz. 10 numara makine yağı yakan makineyle getiriyoruz. Evet. Kamyonla getiriyoruz. Şeyler düşmeye başlayacak. Taşıma maliyetleri düşecek. Yani bütün maliyetler düşmeye başladıktan sonra kar marjları kalmamaya başlayacak. Şirketler konsolide olmaya başlayacaklar. Yani bir alanda çok az firma hareket etmeye başlayacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde firma sayıları inanılmaz derece artacak. Şeyler düşecek. Firmaların ortalama yaşları düştü. S&P'deki yaş ortalaması şu anda 12'lere düşmüş durumda. Tamam, Japonya'da belki 100 yaşının üzerinde 20 bin civarında şirket varmış. Hı hı. Japonya ayrı bir case study. Yani ben Japonya'yı çözme şansımız mümkün değil. Yani Japonya gibi konservatif bir ülkede nasıl inovasyon yapılıyor ki, ben içindeyim, Japonlarla beraber çalışıyorum. Ben takdir ediyorum, Japonya'yı ayrı tutarsak, Japonya'yı ayrı tutarsak Avrupa'da da şirket yaşlarının çok düşmeye başladığını görüyoruz. Ve bu ve bakın mesela Fortune'a baktık, işte dünyanın en büyük şirketlerine baktık. Eskiden enerji şirketleriydi, şimdi teknoloji şirketleriyle yer değiştirdi. Yani sonuç olarak korkmamız gerekiyor.
bir ada satın alıp oraya taşınmaya şimdilik gerek yok veya kiralamaya gerek yok. Hepimiz de alamayız ada zaten. Yani tabii ki o yüzden ama korkmamız gerektiğini ben de söyleyebilirim. Bu, peki, bu daha geniş tabii tartışma konusu. Tabii. Yani, ama kısaca şunu sorayım. Korkunun da ecele faydası yok. Yok. Şimdi bazı değiştiremeyeceğimiz de gerçekler var hayatta. Kesinlikle. Az önce önemli bir şey söylediniz. Mesela dediniz ki işlerini robotlara kaptıracak olan insanlar için bazı ülkeler vatandaşlık maaşı düşünüyor. Şimdi evet. Bu bir çözümdür mesela. Bu bir çözüm tabii ki. Neler yapılmalı? Biz mesela Türkiye'de neler yapabiliriz? Şimdi Türkiye'de özellikle devlet nezdinde bir gelecek planlamasının, yani gelecek bakanlığı mı dersiniz, gelecekle ilgili ayrı bir birimin çalışması gerekiyor. Bu bakanlıklar üstü bir konudur. Çünkü bakanlıklar günlük görevlerini yaparlar. Bugün ihracatçı meclisleri, TİM'e baktığımızda ona bir görev verilmiş, sen ihracat yapacaksın. Şimdi biz ihracat yaparken bizim sağdan soldan ahkam kesmemiz onların hareket noktalarını engelleyecektir. Bu bir şey koşu gibidir. Yani biz bir şeyleri olgunlaştırdıktan sonra onların yanına yamanırız, onları büyütebiliriz. Yani katma değerli, yani ben burada ahkam keserim, yani ne olacak işte, katma değerli ihracat yapmamız lazım. Yani tamam da onun arkasını doldurmak o kadar kolay değil. Yani 3 yılda, 4 yılda, 5 yılda yapılacak şeyler değil. Bunlar yapılabilecek şeyler ve ben şey kadar çok pesimist değilim. Ben Türkiye'de bunu yapabilecek bir güce sahip olduğumuzu da düşünüyorum. Motivasyona da sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama karar verilmesi gerekiyor. Yani bu korkunun aşılması gerekiyor. Krizi fırsata çevirmek gibi, krizde panik olan insanların kullandığı laftır genelde. Evet. Krizi fırsata çevirmek. Kriz olmadan biz fırsatı yakalamamız gerekiyor. Evet, ve mantıklı, sakin, sağduyulu herhalde bir tabii, çerçeve çizmek. Paniğe gerek yok yani. Çünkü geliyor zaten. Bu gelecek yani geliyor, zaten. Karşıdan evet. Geliyor yani. Ne yapmaya gerek yok. Tipi de belli. Tipi evet. De belli. Öyle yani yılan mıdır, şey midir, işte başka bir hayvan mıdır diye ayrıştırmak için de gözlerimizi kısmaya gerek yok. Dolayısıyla ben bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum ama Türkiye olarak hazırlıklı değiliz daha henüz. Onu da söylemekte yarar var. Yani Martinez'in söylediklerini duyduktan sonra siz biraz içimizi rahatlattınız. Stok yapmaya, adaya yerleşmeye falan yok, şu anda yok, gerek yok şimdilik yani. Yok. Yani en azından bizim jenerasyon, sizler bizler, bizim jenerasyon biraz daha rahat. Çocuklarımızın çocuklarına biraz daha şey yapmamız gerekiyor. Önem vermemiz gerekiyor. Evet, buna da şükür diyelim o zaman. Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi bekleyen yeni dünyayı biraz konuşmaya çalıştık. Güne Bakış devam ediyor.